Sevgili yönetmenim, 16 numaralı fotoğrafla paylaşırsanız, ekrana getirirseniz onunla başlayayım. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz hafta Kırmızı Masa'da Süleyman Hilmi Tuna Han'ın ikili bir fotoğrafını ekranlarınıza getirmiştik. Yanda arkadaşlarımız getirdi. Bu fotoğraf ilk kez yayınlanmıştı ve biz bu fotoğrafı verirken şunu söylemiştik. Bu fotoğraf nerede yayınlanmıştı? Diyanet İşleri Başkanı'na bağlı Karaman Müftülüğü'nün, sevgili izleyenler, web sayfasındaydı ve Ayrancı'nın Çat Köyü'nde bir ev vardı ve bu evin içerisinde yer alıyordu bu fotoğraf. Bu fotoğraftaki kişinin dipnotunda da isterseniz şöyle yapalım. 21 numaralı fotoğrafı da verelim bunun arkasından. 21 numaralı fotoğrafı da verirsek 21 numaralı fotoğraf Diyanet İşleri Başkanı'nın, evet, yanda arkadaşlarım verdi. Diyanet İşleri Başkanı Karaman Müftülüğü'nün Ayrancı sayfasındaki sayfayı görüyorsunuz. Oradan, oraya dayanarak biz bu fotoğrafı vermiştik. Çünkü Müftülüğün sayfası da 1927'de bu evde kalan Süleyman Hilmi Tunahan işte şu kadar zaman geçirmişti diye bir not vardı. Biz şöyle düşündük. 1927'de ki Süleyman Efendi'nin gençlik fotoğrafı, diğeri de Süleyman Efendi'nin 1950'lerdeki fotoğrafı diye sarıklı fotoğrafıyla fötür şapkalı bir gençlik fotoğrafı zannederek yan yana birleştirilmiş fotoğrafı ekrana getirmiştik. Daha sonra hem Süleyman Efendi cemaatinin müntesiplerinden hem de bizzat o evin sahibinin oğlundan gelen mesaj şu yöndeydi. Fötür şapkalı şahıs, sevgili izleyenler, Dede Hoca lakaplı Mehmet Köşekoğlu'ydu. Süleyman Efendi 1927'de Ayrancı'nın Çat Köyü'nde 27-28 gün kalıyor. Kur'an tahsili, Kur'an eğitimi ve hocalığı için gidiyor. Bu evde kalıyor ve bu evde de kalan Dede Hoca lakaplı Mehmet Köşekoğlu'nun misafiri oluyor. Dolayısıyla o yıllarda birlikte kalıyorlar. Daha sonra Mehmet Köşekoğlu hocanın oğlu 2000'li yıllarda babasının bu fötür şapkalı fotoğrafıyla Süleyman Efendi'nin fotoğrafını yan yana fotomontaj yaptırarak evin içine asıyor. Şimdi isterseniz 19 numaralı fotoğrafı da verebilirse arkadaşlarım, evin içerisine asıyor ve bir açıklama yazılmıyor ancak. Fotoğrafların altına bir açıklama yazılmayınca işte bu evin içinden görüntüsü. Yine evin dışından da görüntüsüne bakalım. 18 numaralı fotoğraf. Bu fotoğraflar, bu evin içerisindeki bu fotoğraf pek çok kişiyi yanıltıyor. Süleyman Efendi'nin çocukları, özür dilerim, talebeleri defalarca bu fotoğrafın düzeltilmesi gerektiğini, en azından bir açıklama konulması gerektiğini talep etmelerine rağmen bu gerçekleşmiyor. Ve dolayısıyla şunun altını çizmek gerekiyor. Tekrar 16 numaralı fotoğrafa dönecek olursak sevgili izleyenler, zaten bir Osmanlı alimi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte önemli bir tahsil gören, dersiyamlık yapan, müderrislik yapan, dini İslami ilimlerde zirve olan ve aynı zamanda dünyevi ilimlerde de önemli başarı elde eden Süleyman Hilmi Tunahan büyük bir mücadele insanıydı ve şapka takması asla düşünülemezdi. Ben de şahsen bu fotoğrafı gördüğümde çok şaşırmıştım. Olabilir mi diye sormuştum ve gerçekten de olamayacağını belgeleriyle birlikte ortaya koydu onu takip edenler, araştırmacılar. Ve dolayısıyla şunun altını çiziyorum. Ez cümle Süleyman Hilmi Tunahan asla ve kat'a hiçbir zaman şapka giymemiştir. Çıkan sonuç bu. Bu fotoğrafta dediğimiz gibi 27 gün misafir olduğu evin sahibine ait fötür şapkalı şahıs Dede Hoca lakaplı Çat Köyü'nden Mehmet Köşekoğlu'ydu. Süleyman Efendi'nin resmiyle yan yana fotomontaj yapılması sebebiyle yanıltılmış olmuş olduk. Dolayısıyla Süleyman Efendi asla bir şapka giymemiş bir alim. Altını çizmiş olalım. Bir diğer notumda iki cümleyle onu söyleyeyim. Sevgili izleyenler, Said Nursi ile ilgili demiştik ki Süleyman Hilmi Tunahan Abdülhamit'in yanında yer almıştır. Sultan Abdülhamit'in ittihatçıları desteklememiştir demiştik. Said Nursi ise tam tersine ittihat ve terakkicileri desteklemiş ve ittihatçıları desteklemiş, Abdülhamit'e karşı cephede yer almıştır. Özellikle 31 Mart 1909 vakasında demiştik. Bazı Said Nursi, kendini Nurcu olarak tarif eden bazı izleyicilerimiz itiraz etmişti ama hemen şunu belirtelim. Sadece şunu tavsiye edeyim. Said Nursi'nin 31 Mart vakasından bir hafta önce Volkan'da yazdığı yazılar, darbede
31 Mart vakası yaşanması ve 1909 darbesinden sonra Selanik'teki hitabesi, Şam hutbesine baksınlar. 1913'te yazdığı Münazarat adlı eserine baksınlar. Said Nursi'nin İttihat ve Terakki'yi ve o darbecileri nasıl desteklediğini apaçık göreceklerdir. Burada kesinlikle ve kesinlikle bizim kastımız Said Nursi'yi veya Süleyman Efendi'yi zan altında bırakmak değildir. Tarihi hakikatleri anlatmaktır. Yoksa sadece şunu da ilave edeyim. Said Nursi'nin de Süleyman Efendi'nin de Cumhuriyet döneminde o baskıcı ve zorba dönemde örneğin şapka giymemeleri ve Latince yazı yazmamaları bile, yani orijinal İslam yazısını terk etmemeleri bile başlı başına saygı duyulması gereken iki maddedir. Diğerlerini saymaya kalksak program yetmez. Dolayısıyla bunları açıklamaya çalıştım.